Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Sulu çözeltiler ve kimyasal denge ile devam ediyorum. Bugün sizlere tampon kapasitesinden bahsedeceğim. Şimdi şöyle bir tampon çözeltimiz olduğunu düşünelim. Tampon çözeltimizin içerisinde asetik asit, zayıf bir asit ve onun konjüge bazı olan asetat iyonu bulunsun. Asetik asitin Ka değeri 1,8 10 üzeri eksi 5'tir. Şimdi bu tampon çözeltinin pH'ını ifade ederken ne yazarız? pH eşittir. pKa artı logaritma tuz bölü tuzun derişimi bölü asidin derişimi şeklinde yazmıştık. Ayrıca pOH için ne yazmıştık? pKb artı logaritma tuzun derişimi bölü bazın derişimi formülünü yazmıştık. Şimdi buradaki tuz ne demektir? Asit. Onun konjüge bazı olan bazdır aslında buradaki tuz. Buradaki tuz da buradaki baz. O zaman tuz da onun konjüge asididir. O zaman genel olarak tampon çözeltiler için şu formülü yazabiliriz. pH eşittir. pKa artı logaritma bazın derişimi bölü asidin derişimi şeklinde yazabiliriz. Şimdi bu tampon çözeltinin pH'ını hesaplarken de Burada Ka'nın eksi logaritmasını alacağız. Şimdi bu tampon çözeltimizin tampon kapasitesini bulurken ne yapıyoruz? Tampon çözeltiye asit yani h artı veya baz ilave ettiğimizde yani hidroksit iyonu ilave ettiğimizde tampon içerisindeki tampon bileşenlerinin bu katılan asit ve bazı nötrleştirmesini bekleriz. İşte bu katılan asit ve bazı nötrleştirebilmesi bu tamponun tampon kapasitesidir. Şimdi bu tampon çözeltinin etkin olduğu bir pH aralığı vardır. Peki onu nasıl buluruz? Hangi pH aralığında etkindir? Tampon çözeltiler tampon pH'ının artı eksi bir aralığında etkindir. Yani ne demiştik? Tampon çözeltiler pH'larını çok fazla değiştirmek istemeyen çözeltilerde tampon çözeltilere kuvvetli asit veya kuvvetli bas kattığımızda onların pH'ının çok fazla değişime uğramamasını bekliyorduk. İşte bu kabulde pH'ın artı eksi bir kadar değişmesiydi. Şimdi burada pH eşittir. Bunu düşünürsek eksi logaritma 1,8 10 üzeri eksi 5 4,74 eder. Artı logaritma Buradaki bazın derişimi, baz yani asetat iyonu kısaca onu A ile gösterelim. Asidimiz de asetik asit onu da kısaca HA ile gösterelim. Şimdi burada pH, pKa sabit zaten 4,74. Buradaki baz ve asidin derişimlerine bağlı olarak değişecek. Eğer bu ikisinin derişimi birbirine eşit ise ne olacak? Eşitse logaritma birden. 0 yani burası 0 olacak ve pH pKa'ya eşit olacak direkt. Bu durumda pH ne olmuş olacak? Baz ve asit derişimleri eşit olduğunda değişmemiş olacak. Yani o zaman şunu söyleyebiliriz. Tampon çözeltideki baz ve asidin derişimleri birbirine ne kadar yakınsa pH o kadar az değişecek. Yani tampon kapasitesi o kadar fazla olacak bir tampon çözeltinin. pH'in da en fazla artı 1 ve eksi 1 kadar değişmesini istediğimiz için o zaman buradaki bazın aside olan oranının ne olmasını bekleriz? Hangi aralıkta olmasını isteriz? 10 ve 0,1 aralığında. Neden? Mesela logaritma Burası logaritma olduğu için A bölü haşa oranı 10 olursa logaritma 10'dan ne gelir? 1 gelir. Yani artı 1. En fazla 1 arttı burada. Peki A bölü haşa oranı 0,1 olursa logaritma 0,1'den bu da eksi 1 demektir. Yani 1 kadar azaldı PH. A derişiminin haşa derişimine oranı 10 ile 0,1 arasında olmalı ki tamponun pH'ı çok fazla değişmesin. En fazla artı 1 ile eksi 1 aralığında değişsin. Ayrıca tampon çözeltimizdeki asit ve baz derişimi ne kadar büyük olursa ortama katıp nötrleştirebileceği asit ve bazı miktarı da o kadar fazla olur. Yani tampon kapasitesi o kadar fazla olur. O zaman şöyle söyleyebiliriz. Bir zayıf asidin ve onun konjuge bazının derişimleri büyük ve birbirine ne kadar yakın olursa tamponlama kapasitesi de o kadar yüksek olur. Şimdi tampon kapasitesini tanımlayacak olursak ve formülünü verecek olursak bir çözeltinin tampon kapasitesi beta ile gösteriliyor. Bu çözeltinin bir litresine ilave edildiği zaman pH'ını bir birim değiştiren kuvvetli asit veya kuvvetli bazın mol sayısı olarak tanımlanır. Beta eşittir. DCB bölü DPH. Buradaki CB nedir? Tampona ilave edilen kuvvetli bazın mol sayısı. Eksi DCA bölü DPH da buradaki DCA da e, tampona ilave edilen kuvvetli asidin mol sayısıdır. Şimdi bir tampon çözeltiye kuvvetli asit ilave edildiğinde ne olur pH? pH azalır. pH azalmaya sebep olduğu için Buradaki DCA bölü DPH'ın işareti negatiftir. Fakat tampon kapasitesi daima pozitiftir. Şimdi bir tamponun kapasitesi tampon bileşenlerinin derişimlerinin oranına bağlıdır. Yani asit ve onun konjüge bazı ya da baz onun konjüge asidi. Asidin derişiminin konjüge bazın derişimine oranı birden büyük veya küçük değerlere gittikçe tampon kapasitesindeki düşme de artar. Yani ikisinin derişiminin birbirine eşit olduğu durum en ideal durumdur. Bu nedenle kullanılabilir kapasiteye sahip bir tamponun pH'ı hazırlandığı asidin pKa değerinden artı eksi bir civarında olmalıdır. Şimdi şöyle bir örneğimiz var. Hangisinin tampon kapasitesi daha büyüktür? A şıkkı 0-100 molar amonyak ve 0-200 molar amonyum klorür içeren bir karışım mı? B şıkkı 0,0500 molar amonyak ve 0,100 molar amonyum klorür içeren bir karışım mı? Şimdi her ikisinin de önce pH'ını bulalım. Bakıyoruz zayıf baz ve onun konjüge asidi var. Zayıf baz onun konjüge asidi. Her ikisi de birer tampon çözelti. O zaman pH eşittir. pKa artı logaritma baz bölü asit derişimi formülünü kullanabiliriz. Şimdi birinci karışım için pH eşittir. pKa buradaki Asidin Ka'sı. Asit bileşeni hangisi? NH4 artı amonyum klorür. NH4 artı ve Cl iyonlarını verecek. Buradaki amonyum iyonu NH3'ün konjüge asididir. O zaman onun Ka'sını yazacağız. PKA'sını yani eksi logaritma 5,7 10 üzeri eksi 10 artı logaritma bazın derişimi baz amonyak 0-100 molar bölü asidin derişimi o da amonyum iyonu ve 0-200 molar. Buradan bu çözeltinin pH'ını kaç buluruz? 8,943 olarak buluruz. Gelelim ikinci karışıma. İkinci karışımda da yine bir tampon çözelti var. Zayıf bas onun konjüge asidi. Hemen pH eşittir. pKa artı logaritma baz bölü asit. Baz burada NH3. Yani NH3'ün derişimi bölü asidin derişimi. O da NH4 amonyum iyonudur. Buradan pH eşittir. pKa 5,7 10 üzeri eksi 10 artı logaritma Bazın derişimi baz amonyak 0,05 molar. Böyle asidin derişimi o da 0,1 molar. Buradan da pH'ı 8,943 bulduk. Her iki çözeltinin de pH'larını eşit bulduk. Şimdi hangisinin tampon kapasitesi daha büyüktür? Bu durumda birinci çözeltide 0,100 molar NH3 ve 0.200 molar NH4 artı var. Yani bu baz, bu da asit. İkinci çözeltide ne var? 0.0500 molar NH3 ve 0.100 molarda NH4 iyonu var. Şimdi tampon kapasitesi demek bizim bu çözeltilere ilave edeceğimiz kuvvetli baz ve kuvvetli asitleri nötrleştirebilme kapasiteleri demek aslında. Peki hangisi daha çok miktardaki kuvvetli asit veya kuvvetli bazı nötrleştirebilir? Hangisindeki asit baz derişimi daha fazlaysa o daha çok kuvvetli asit veya kuvvetli bazı nötrleştirebilir. Birinci çözeltide 0-100 molar baz ve 0-200 molar asit var. İkinci çözeltide ise 0, 0, 500 molar baz ve 0, 100 molar asit var. Buradaki baz ve asidin konsantrasyonu daha fazla olduğu için birinci çözelti daha fazla kuvvetli asit ve kuvvetli bazı nötrleştirebilir. O zaman birinci çözeltinin tampon kapasitesi ikinci çözeltiden daha fazladır diyoruz. Evet arkadaşlar, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.